أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انفتار suresinde beraberiz. Bi ile demek. Bismi, ismi ile. Bismillah, Allah'ın ismi. Er-Rahman, Rahman. Rahim, Rahim Allah'ın ismi ile. İze, dığında, dinde demek. E, şuradaki el, bir şeyin belirgin olduğunu genel anlamıyla ifade etmek için kullanılır. Normalde burası seme'un olacakken, elden dolayı es-seme'u oluyor. Yani yalınken seme'un ama el geldi vakit onu belirgin yaptığı için es-sema'u oluyor. İzes-sema'u, gökyüzü enfetarat. Gökyüzü infitar ettiği, yarıldığı zaman. Ve ize, dığında deyince, el aynı şekilde belirginleştiriyor. Eğer el olmasaydı kevekibun olacaktı. Elden dolayı el kevekibun. Ve yıldızlar İntesarat. Saçıldığı zaman. Ve izel, yine ize dığında deyince, el biharu, el yine belirginleştirmek, el biharu ve denizler fucirat ve denizler açıldığı vakit. Ve izel, yine ve izel kuburu, ize dığında deyince el kuburu, mezarlar, kabirler, bu istirat alt üst edildiği zaman. Burada hepsi şu şekilde T'li bitiyor, bakın. Bunun sebebi buradaki öznelerin müennes olmasından kaynaklanıyor. Yani Arapçada bir kişi dişil, bayan ise geçmiş zamanda hep böyle T'li bitiyor. Alimet, yine alimet, bakınız burası da T'li bitiyor. Bildi ya da bilir şeklinde. Burası izenin karşısında olduğu için bilir diye çevrilir. Dığında bilir. Bu geçmiş zaman gibi görünse de anlam geniş zaman. Şimdi, alimet, nefis bilir. Tabi tek başına bu alimet bildi şeklinde. Ama izlenin karşısı olarak düşündüğümüzde bilir. Nefsun, nefis. Bakınız burada el olmadığı için nefsun diyebiliyormuşuz. Olsaydı en nefsu şeklinde olur. Me kaddemet, ne sürdüğünü, öne sürdüğünü, yani ne getirdiğini. Ve akharet, ve akharat, neyi ertelediğini, geciktirdiğini bilir. Men anlamı şey, ne şeklinde. Neyi öne aldığını, neyi geciktirdiğini ya da öne aldığı, yani yaptığı, sunduğu şeyleri ve geciktirdiği, ertelediği şeyleri bilir. Ye, bir sesleniş, nida söz konusu burada. Ya eyyuhel, ey insan, ey insan, ma garrake, seni ma garra, aldatan nedir? Ma, ne, garrake, seni aldatan şey nedir? Bi, normalde ile demek. Ancak burada karşı gibi. Bir Rabbikel Kerim. Seni cömert Rabbine, Kerim Rabbine karşı aldatan nedir? Ellezi an, da burası seni yaratan diyerek devam edebilir. Ya da o ki gibi de denilebilir. An,
Yani ellezî burada Rabbikel Kerim ifadesini tanımlıyor. Halaka, yaratan, ke, seni yaratan. Fe, ardından, akabinde, bunun sonrasında. Fe'nin birçok anlamı olduğunu görüyoruz. Tek başına bir harf ama birçok anlam var. Sevveke, seni düzenleyen. Fe, bunun ardından da adelek, seni adil bir şekilde ölçülü, dengeli kıldı yani. Adelek. Adil kelimesinin kökü de bu. Adelek seni adelle ölçülü kıldı, dengeli kıldı. Ke seni, sana gibi anlamlar. Burada tabii seni. Fi dade demek. Eyi ardına gelen ismin ya da kelimeyi genel anlamıyla böyle iyiliği yapıyor. Normalde bu eyyü. Fi eyyü suretin hangi surette ya da meşe dilediği surette herhangi bir surette rakkebek. Rakkebe düzenleme. Seni düzenle diye. Kelle, hayır. Bel, aksine, bilakis, tukezzibune, sen, pardon burası, siz, tukezzibune, siz yalanlıyorsunuz. Bit, din. Bu bi, burada, tukezzibune bi, yani bir şeyi yalanlamak, kezzebe bi. Bunun kökü gördüğümüz gibi, kezzebe. Bit, din, sen dini yalanlıyorsun, dini. Bi de, tıpkı fi gibi ardına gelen kelimenin son harekesine bu şekilde iyi yapıyor. Ve inne, inne şüphesiz demek. Ardına gelen kelimenin son harekesini üstünlüğü yapıyor. Yani ismin üstünlüğü yapıyor. Burada ale üzerinde demek. Ale de ardına gelen ismin son harekesi. Burada tabii kum bir isim değil. Aleykum sizin üzerinize. Lehafizin koruyucu muhakkak şu le bir vurgu tehdit yine inne gibi vurgulu bir cümle burası. Yani lehafizin üzerinize koruyucular vardır. Kiramen kiramen katibin yani şerefli yazıcılar. Ya'lemune bilirler. Me tef'alune me şey demek. Ya da ne diye de çevrilebilir. Ne yaptığınızı bilen ya da yaptığınız şeyleri bilen. Bakınız burası ya'lemune onlar. Burası tef'alune siz. Şuradaki te ve bu uzatma bunun siz olduğu anlamına geliyor. Buradaki ye ve şu uzatma da onlar olduğu anlamına geliyor. Bunu mesela çekecek olduğumuzda ben derken e'alemu, sen derken te'alemu, o derken ya'lemu, biz derken ne'alemu, siz derken te'alemu, şurası te oluyor. Şey, te'alemune, onlar derken ya'lemune. Burada mesela yine aynı şekilde ben ef'alu, sen tef'alu, uzatma olmuyor. O yef'alu, biz nef'alu, siz derken burada olduğu gibi tef'alune, onlar derken şurası yef'alune, yapıyorlar şeklinde. Geniş zaman, hani genel anlamda bu özneler kullanıldığı için bunları yapıyorum. Tabii farklı özneler de var. İnne şüphesiz ardına gelen ismi şu şekilde ehli yapıyor demiştik. İnnel ebrara iyiler. Lefi yani güzel amel işleyen kimseler, tertemiz kimseler. Lefi muhakkak fi içinde le muhakkak tehkit vurgu demiştik. Naim fi de ardına gelen kelimenin son harekesini iyi yapıyor. Bu mesela önünde el olsaydı en-naimi olurdu. Yalın olduğu için naimin oluyor. Fi'den dolayı. Ve innel yine şüphesiz el-füccara füccar da günahkarlar lefi muhakkak le fi içinde cehim onlar da ateş içindedirler. Yani cehennem içindedirler. Yaslavuneh girerler. Yaslavuneh
ona girerler. Buradaki he bir nesne zamiri. Cahim yerine kullanılıyor. Ona girerler. Yevme din zaman anlamında kullandığı vakit burası yevme şeklinde oluyor. Yevme din. Girerler. Din günü, hesap günü oraya girerler. Veme onlar bu bi ile kullanıldığını yani şuradaki bi değil anlamda ve mehum onlar anhe ondan andan anlamda. Bu da tıpkı bi, fi, li, ale gibi ardına gelen kelimenin son harekesini il yapıyor. Tabi burada bir nesne zamiri var yani he derken anhe ondan bi gaibin onlar ondan kaybolacak gayip kimseler de değildir. Ve me ne buradaki anlamı. Edra ne bildirdi? Ke sana ne bildirdi? Me yevmuddin ne olduğunu din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Summe sonra me aynı sorum. Edra bildirdi. Ke sana me ne olduğunu yevmuddin yani din gününün sana ne olduğunu ne bildirdi. Burada yevmu ifadesi özne olduğu için yevmu şeklinde oluyor. Yevme burada ise zaman bildirdiği için yevme şeklinde kullanılıyor. O gün le temliku bu da mesela müennes o öznesinin yani dişil bayan o özneler için temliku aynı zamanda siz şeklinde de kullanılıyor. Yani birisine sen derken de temliku ya da bir bayandan bahsediyorken o anlamında temliku denir. O gün nefsun, nefis, nefis bayan kabul ediyor Arapçada. O gün la temliku nefsun hiç kimse sahip değildir. Nefis sahip değildir. Mesela bu temliku ben derken emliku, sen derken temliku, o derken yemliku, biz derken nemliku, siz derken temlikune, onlar derken yemlikune şeklinde yapılıyor. Sahip, sahibim, sahipsin, sahip gibi. Linefsin, başka biri için, hiç kimse için, o gün nefis hiç kimse için şeye, bir şeye sahip değildir. Kimse kimse adına bir şeye sahip değildir. Vel emru ve iş yevme izin yine o gün lille li için demek. Bu da ardına gelen ismin son harekesini ili yapıyor. Lille bakınız lillehi o gün işler Allah'a aittir. Allah'ındır. Allah içindir diyerek çevirebilir. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahu aleyhi ve sellem.